trajik ölümünden sonra günün önemli olayı da biraz önce sizin işaret ettiğiniz AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köy 70 yıl sonra yine aynı zihniyet ve aynı yaklaşımla saldırmasıdır. Köy kapatılması karşı devrimci, gerici bir operasyondur. Kapatanlar zaten bunu itiraf ediyorlar. Büyük toprak ağası, Adalet Partisi'nden milletvekilliği yapmış, hatta bir ara en yaşlı üye ol sıfatıyla meclis başkanlığı da yapmış geçici olarak. Meclis başkanlığı seçene kadar. Kinyaz Kartal anılarında açıkça söylüyor. Köy enstitülerinden gelen çocukların bulunduğu köylerde köyleri yönetmemiz imkansızdı diyor. Bu nedenle iftira attık diyor. Yazık ettik ama mecburduk diyor. Yalan söyledik, iftira attık ve kapattırdık oraları diyor. Kız ve erkek öğrencilerin aynı yurtlarda kaldığı, aynı yataklarda kaldığı, birbirleriyle beraber olduklarına dair işte oraların birer fuhuş yuvası haline getirildiğini filan söyledik diyor. Bunların hepsi yalandı, iftiraydı diyor. Ama başka bir şey yapamazdık çünkü köy enstitülerinden yetişip köylere gelen, köylerde öğretmenlik yapan, köylülere çiftçiliği, yani modern ziraatı öğreten, marangozluğu öğreten, zanaatı öğreten o öğrenciler, o talep şeyler, köy enstitülerinden mezun olanlar geldiği zaman biz o köy köylüleri bir daha yönetemezdik diyor. Bunu kim diyor? Türkiye'nin en büyük toprak ağlarından biri. Kinyas Kartal söylüyor. Dolayısıyla sayın Erdoğan bu konuşmada, yani adı geçen konuşmada şimdi konuşma çok çarpıcı. Adı geçen konuşmada tam şunu söylüyor. Yani olacak iş değil. Hemen bulalım. Köy enstitülerine ilişkin konuşmasını. Evet tam önümde şimdi. Diyor ki köy enstitülerinin asli amacı dışında milletin değerlerine karşı ideoloji yükleme aracı haline geldiği için Hüsran'la sonuçlandığını belirtiyor. Yok böyle bir şey Sayın Erdoğan. Milletin değerlerine karşı bir ideoloji yüklenmedi orada. Tam Hı -hı yüklenmedi. tersine bu ülkenin, köylülerinin, bu milletin de bütün modern milletler gibi, ülkeler gibi Köylülerinin aydınlanması, eğitimi ve batıyı yakalayarak onları geçme hedefine uygun bir toplum yaratılması için onlar köylerine gittiler. Milletin değerleri dediğiniz şey sizin gerici ideolojidir. O Ayrıca ideolojiyi Hüsran'da. milletin değerleri diye yutturmayın sakın. Ayrıca Hüsran'da da sonuçlanmadı. O baskılarla, toprak ağlarının baskılarıyla kapatıldı. Aynen öyle kapatıldı, hüsranla sonuçlanmış falan değil. Abi başarıydı. Büyük ve başarıydı. o nedenle ve o nedenle Türkiye'de kesintisiz 12 yıllık eğitimi bırakın kesintisiz 12 yıllık eğitimi ki Batı'da zorunludur 13 yıllık eğitim. Türkiye'de 8 yıllık zorunlu eğitimi bile siz yok ettiğiniz için ortalama eğitim 4 4 buçuk yılda kalmış durumdadır. Şimdi batılı ülkelere Doğu Avrupa ülkelerinden işçiler geldiği için her biri 12 yıllık, 13 yıllık ya meslek okulu mezunudur ya temel lise mezunudur. Türkler işlerini kaybediyor. Her her birinin birer sertifikası var çünkü Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Polonya'dan gelen ya da Baltık Cumhuriyetlerinden gelen e, insanların her biri en az 13 yıllık eğitimli bizim gönderdiğimiz işçiler ya ilkokulu bitirmiş veyahut ilkokul terk veyahut hiç okula gitmemiş kişilerdi. Onların birçoğu Birçoğu işini kaybediyorlar. Ben Almanya'ya bir konferansa gittiğim zaman yanlış hatırlamıyorsun Stuttgart e, Halin'e gittik. Orada bir otantik bir restorana gidelim diye istemiştim ben bir Alman. 160 yıllık bir restorana gittik. Çıktığımızda Halin çevresinde uyku tulumlarında yatan insanlar vardı. Kim bunlar dedim. Ya Almanya'da evsizler mi var? Ya evet bunlar evsiz ama bunlar büyük bir bölüm Türk dediler. Evet kara bıyıklı, esmer insanlardı. Türkiye'ye geri gelmeye de utanıyorlar. Orada 20 yıl kalıp başarısız olmak hakikaten ağır bir durumdur. İlk giden Almancılar gibi değiller. Sebepleri şu, niye dedim? Ya çoğu bunların yerine Doğu Avrupa'dan gelen eğitimli işçiler e, bunların yerlerini almaya başladılar. O nedenle bunlar işlerini kaybediyor dediler. Nedeni bu, köy enstitülerini kapatmanızın, halk evlerini kapatan zihniyetin, demokrat parti zihniyetinin 2023'te Türkiye'ye getirdiği yerdir burası. AKP de o zihniyetin devamı ve diyor ki Sayın Erdoğan, milletimizin sıkı sıkıya sarıldığı imam hatip okulları tehdit olarak değerlendirildi. Hayır efendim, tehdit olarak değerlendirilmedi. İmam hatipleri orta öğretimin yerine geçirmeye çalıştınız. Bütün eğitimi imam hatipleştirmeye çalıştınız. Yoksa Aydın din adamları yetiştirmeye kimse karşı değildi. Ama onları meslek lisesi olmaktan çıkartıp genel lise haline getirmeye çalıştınız. Evet. Evet. Mesele bu. Sonra Sayın Erdoğan devam ediyor. Diyor ki: "Endüstri meslek teknik liseler ise ağır darbelere maruz kaldı." Hayır. Nemin mesele. Onu da siz yok ettiniz. İmam hatip takıntısı yüzünden endüstri meslek liselerini, meslek okullarını yok ettiniz. Evet. O ne de onların yerine işsizliği erteleyerek meslek yüksek okulları kurduğunuz ikişer yıl herkesi meslek yüksek okuluna yönlendirdiğiniz için sanayide bir ara eleman ihtiyacı, sıkıntısı oluştu. Şimdi efendim meslek liselerindeki öğrencilere ya da meslek ortaokulları diye de bir şey 4 artı 4 artı 4 yaptıkları için ve o yüzden kız çocukları 4. yıldan sonra artık okula gönderilmiyor. Zorunlu eğitim haline gelmedi çünkü ilk 4 yıla gönderiyorlar. Ondan sonra yönlendiriyorlar. Ee, eve, tarlaya vesaireye dönüyor insanlar. 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerine dahil edeceğiz ve orada asgari ücretin %30'u kadar kendilerine ücret verilecek filan deniyor. Geçmiş olsun 21 yıl, 20 par düzeltiyorum 20 yıl yaklaşık 20 yıldır eğitim sisteminin canını okudunuz. Köy enstitüleri bu milletin değerlerine karşı gençler yetiştirmedi. Sadece bu milletin değerleri tanımında bir sorun var. Bu milletin değerlerine sizin inancınız mı? Kafanızdaki İslam yorumu mu? Hayır. Bu milletin %90'ından fazlası cumhuriyetle barışıktır. Hem hem dinine saygılıdır, dindardır hem de cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine saygılı ve onunla barışıktır. İmam hatiplere sıkı sıkıya bağlı milletimiz falan yok. Zorla göndermeye çalışıyorsunuz. İnsanlar imam hatiplere göndermek istemiyor çocuklarını. İmam hatipler bomboş. Gönderdiğiniz imam hatiplerde de insanlar deist oluyor işte oradaki baskılar vesaire eğitim anlayışı yüzünden. Bunu söyleyenler evet. sizin milli eğitiminiz, sizin Diyanetiniz. Evet, evet. Aynen evet. öyle hocam ve bir cümleyle hocam bitiriyorum. İmam hatiplere bütün eğitimi İmam Hatip haline getirdiğinizi söyledik ya, halk önemli bir kısmı okullara göndermiyor. Bir araştırma yapılıyor. Evet. Halkın yüzde sekseninden fazlası milletin çocuklarını tarikat yurtlarına göndermek istemiyor. Evet. Bir bölümü fikir belirtmemiş. Çok az kısmı. Bakın yüzde sekseni, yüzde doksanı tarikat ve cemaat yurtlarına çocuklarını göndermek istemiyor. Sosyal devlet ilkesi gereği. Bu devlet bütün öğrencilerine yurt yapmak zorundadır. Cemaat yurtları, bakın 2000 Devlet yurtları 2006'da 2006'da, 2735 iken, şu anki sayısı tam olarak bilinmiyor. Bunu siz 1500 diye bakın. Şu anda özel yurt ve tarikat yurtlarının sayısı yaklaşık olarak 8000. Hiçbir devlet yurdu kapatılmış olmasa bile 2700 ama cemaat, tarikat yurtları ve özel yurtların sayısı 8000. Böyle bir ülke olmaz. Evet. Buyurun hocam biraz uzattım kusura evet. bakmayın lütfen. Evet.